Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun gazetecilerin riskli grupta yer alarak koronavirüs aşısı sıralamasında öncelikli olarak yer alması için Sağlık Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda Sağlık Bakanlığı aşı sisteminin basın kartı sahiplerine açıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada basın mensupları, basın kartı sahipleri başta olmak üzere sisteme dahil edilmeye başladı denildi. Basın kartı olmayan ancak basın emekçisi olarak bu iş kolunda sigortalı olarak çalışan gazeteciler için de randevu sisteminin açılması bekleniyor. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye'de 1000'in üzerinde gazetecinin koronavirüse yakalanması ve yaklaşık 20 gazetecinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine koronavirüs aşısında gazetecilere öncelik sağlanması için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Başvurunun sonuçlanmasından dolayı da Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı konuyla ilgili "Sarı basın kartı sahibi arkadaşlar e-nabız üzerinden müracaat edip aşı olabilecek emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. Bir yaşımız daha var. Kolay gelsin. Oo hocam.